Çağın vebası olarak nitelendirilmeye başlanan, koronavirüsle mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gazeteciliğe başladığım 1995 yılından beri tanıdığım bir siyasetçidir. Muhittin Böcek'i nasıl tanırsınız diye soran olsa, kendisi halkın içinden çıkan, alçak gönüllü, güler yüzlü kişiliğiyle kısa sürede herkesin sempatisini kazanan, iyi günde, kötü günde insanların yanında olan, düğünde, cenazede onları yalnız bırakmayan, acılara, sevinçlere ortak olan, özel günleri asla unutmayan, gidemediği davetlere çiçek gönderip gönülleri alan, kısır siyasi çekişmelerden uzak duran, nadir görülen, örnek bir karakterdir diye tanımlarım. Muhittin Böcek işte böyle bir meziyete sahiptir. Bu meziyetleri öyle herkeste göremezsiniz. Bu meziyetleri parayla, pulla da alamazsınız. Belki de yaratılıştan. Muhittin Böcek'i başarıya götüren de işte bu insani vasıflarıdır. Ben kendisiyle 1996 yılında ETV televizyonunda muhabir olarak çalışmaya başladığım dönemde tanıştım. ETV televizyonu o dönemde Antalya'nın en etkili yayın organlarından biriydi. Çok güçlü bir ekibimiz vardı. Ben o dönemde ANAP muhabirliği yapıyordum. Dönemin Antalya milletvekillerinden Sami Küçükbaşkan, ANAP İl Başkanı Ahmet Çelebi, siyasetin en etkili isimlerinin başındaydı. Turizm Bakanı İbrahim Gürdal ile Erkan Mumcu sık sık Antalya'ya geliyordu. O yıllarda dönemin Orman Bakanı Ersin Taranoğlu da mülkiyet davalarının çözümü için Antalya'da önemli icraatlar yapıyordu. Muhittin Böcek de o dönemde ANAP Merkez İlçe Başkanlığı'na getirilmişti. Böcek, siyaset öncesi Kemer ile Antalya arasında otobüs şoförlüğü yapan bir esnaftı. Konyaaltı, Uncalı doğumluydu. Ama buraya Çağlarca köyünden göç etmişlerdi. Hatta babasının Çağlarca köyündeki evinin duvarında tarihi bir yazı tespit edilince bunun haberini de yapmıştım yıllar önce. Kemer'in köklü ailelerinden Mintalar'ın kızıyla evliydi. Bir çocuk babasıydı. Aramızda abi kardeş ilişkisi vardı. Bu yüzden kendisine Muhittin abi diye hitap ederdim, başkanım demezdim. O dönemde ben de kameramanımız Zeki Dilmen abiyle birlikte her gün mutlaka ANAP il ve merkez ilçe başkanlarını ziyaret edip görüşmeler yapıyordum. Onların programlarını takip ediyordum. Muhittin Böcek, güler yüzlü kişiliğiyle ANAP Merkez İlçe Başkanlığı yaptığı dönemde herkesin sempatisini kazanmıştı. Nitekim partisi ANAP, mevcut belediye başkanı Hasan Talçık yerine 1999 seçimlerinde Muhittin Böcek'i Konyaaltı Belediye Başkanlığı'na aday göstermişti. %27 oyla 1999 seçimlerini kazanıp belediye başkanlığına seçildiğinde devir teslim törenine ben de gitmiştim. Böcek devir teslim törenine eşi ve oğluyla birlikte gelmişti. Oğlu Gökhan o dönemde küçücük bir çocuktu. Deniz Baykal'ın çağrısı üzerine sonraki seçimlerde CHP'den aday olan Muhittin Böcek, Konyaaltı ilçesine 2019 seçimlerine kadar başkanlık etti. 2019 seçimlerinde ise Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Aradan geçen yaklaşık 1,5 yıllık süreçte kitap fuarı yaptı, Altın Portakal Film Festivali'ni halkla buluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı ya da yaptırdığı işlerin hepsini beğenmesem de, hatta bazılarını yadırgasam da, hatta yakıştıramasam da, genel olarak güzel işler yaptı. Ama başkanlığının ikinci yılında çağın vebası olarak bilinen koronavirüse yakalandı. Bir sürü dedikodular. Siyasi hayatı başarı öyküleriyle geçen Muhittin Böcek'in bu zorlu süreci atlatacağını düşünüyorum. Bundan sonra da güzel işler yapacağına inanıyorum. Güler yüzlü adam, Antalya'nın sana ihtiyacı var. Dualarımız seninle Muhittin abi. Mustafa Kozak, MyGazete.